İlk etapta tabii profesyonel takım kuruldu. İşte 2-3 kamp dönemi yapıldı. 30 taneye yakın yeni transferler yapıldı. Kısa zamanda aslında çok şey yapıldı. Ama inşallah bunun sahaya yansımasını artık bundan sonra bekliyoruz. Pazar günü işte ilk maçımızı oynayacağız Kırıkhan'la. O Evet. maçta artık taraftarımızı bekliyoruz, heyecanla bekliyoruz. Peki bu maça nerede oynanacak? Yine Ref Refah Aslanı'nda Stadyumu'nda. tabii. Evet. Saatimizi de söyleyelim. Saat 16'da pazar günü Evet. 16'da Kırıkhan'la ilk maçımızı yapacağız. Zaten taraftarı İnşallah. davet etmeye gerek yok. Orada yatıyor Karagümrük seyircileri. Bu Ama tüm spor severleri saat 16 pazar Karagümrük Kırıkhan müsabakasında davet edelim. Evet, ediyoruz Peki. inşallah. Yalnız şöyle bir şey hocam. Ben taraftarı davet ederim de taraftar sadece bağırıp çağırmakla değil. Yani biletlerini alıp girsinler, katkıları olsun. Maddi katkı Karagümrüğümüze, değil mi? olsun. Peki hemen güzel bir konuya değindin. Bilet fiyatları kendi taraftarınız ve misafir takıma göre nasıl değerlendirdin Biz Sayın kendi Başkan? taraftarımızı bu yıl için kombine kartla bastık. Onu da işte bu hafta içerisinde dağıtımları falan yapılacak. Yani işte internet sitemizde de yayınlanacak ama sanırım 5 lira olacak. Yani bu maç bizim için çok önemli. İlk maçı çok önem veriyoruz. Kırıkhan grubun Evet. güçlü takımlarından. Biz de iyi bir takım kurduk. Nasıl başlarsak öyle gider mantığıyla bu maçta bilet fiyatlarını düşük tuttuk. İnşallah taraftar sahayı dolduracak. Yani biz inanıyoruz. Evet. Değerli izleyiciler tabii Vefa çok önemli. Karagümrük'ün çıkışında başında teknik adam, genç teknik adam, bölgeyi yakından tanıyan Hüseyin Aydoğan hocamı da tebrik ediyorum. Vefa Spor Kulübü'nün başında bu sene Vefa camiasına ve Hüseyin Aydoğan'a da başarılar diliyoruz. Efendim hemen isterseniz program akışının hemen başında bahsetmiştik. Satranç Dünya Olimpiyatları İstanbul'da demiştik. Hemen şu olimpiyatların ilk VTR'sini sunalım. Peşinden tabii yine satranç devam edecek. Ve buz hokeyi devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın, gece uzun. Ama yine önemli bir düğünümüz var. Beykoz Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Asım Özdemir tam bir beyefendi, tam bir lider. Kızının düğününde Sayın Ali Düşmez başta olmak üzere tabii yine Ahmet Karaman çok kulüp başkanları bu düğünde birleşti. Sohbet etme imkanları bunlar. Bu görüntüleri de ekranınıza taşıyacağız. Ama isterseniz Başkan Sayın Ali Nihat Yazıcı'nın, Federasyon Başkanı'nın yani marka değerini taşıttığı bu olimpiyatlara bir gidelim bakalım Kübra Öztürk neler söylemiş, büyük ustalar neler yapmış. İstanbul'da ikinci kez Dünya Satranç Olimpiyatlarını düzenliyoruz. 12 yıl önce birçoğumuz dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olan İstanbul'da güzel ülkemizin, Türkiye'mizin misafiri olmuştunuz. 12 yıl boyunca çok şey değişti. Hem İstanbul çok daha güzel bir şehir oldu, hem de Türkiye çok gelişti,
hem de Türk satrancı çok gelişti. Aslında tüm değişim 2004 yılında Türkiye Satranç Federasyonu'nun ilk özelleşen spor federasyonu olmasıyla başladı. Devletimizin son sporda son 8 yılda yaptığı müthiş gelişimin paralelinde Türk satrancı da büyük bir şekilde gelişti. On behalf of the World Chess Federation, FIDE, let me warmly welcome the participants and guests to the 40th Chess Olympiad in this beautiful country, Turkey. Satranç gerçekten çok önemli bir branş. Tabana yayılması, toplumla buluşması, kucaklaşması yönünde çok ciddi gayretlerimiz var hükümet olarak. Ve bu anlamda Türkiye Satranç Federasyonu'nun atmakta olduğu adımları, aldığı kararları ve uygulamalarını sonuna kadar yüreksen kararlılıkla destekliyoruz. Bu anlamda Dünya Satranç Olimpiyatı'nın Türkiye'de İstanbul'da yapılıyor olması ayrıca büyük bir önem ve değer taşıyor. FIDE Başkanı ile birlikte 40. Dünya Satranç Olimpiyatı'nı resmen başlatıyoruz. Hayırlı olsun. Evet, Rus Kasparov dünyada neyse Türkiye'de Türk satrancı için Ali Nihat Yazıcı benim gözlemlerime göre Türkiye için çok önemli bir veda konuşması gibi bir konuşma yaptı açılışta. İşte o görsel görüntüleri hep beraber gördük. Ne mutlu sevgili Ali Nihat Yazıcı başkanıma, hala devam ediyor. Tabii Expo Channel orada çok güzel fuar alanı, İstanbul fuar alanında lütfen ayın 10'una kadar devam ediyor, gidelim. Evet, Fatih'ten Kaba ailesi yollamış. Özellikle Melek ve Şadan Kaba. Biz yoktuk ama sağ olun Sayın Çelik, birinci Marmara Adası Asmalı spor aktivitelerini gerçekleştirdik. Biz devam ettirdik. Şu anda da yokuz ama ilgilendiğiniz için teşekkürler. Karagümrük Spor'a da bir Fatihli olarak başarılar dilerim. Şadan Kaba Fatih demiş Melek Kaba ile beraber. Bunun yanı sıra yine tabii Tınazlar'dan, Maltepe'den güzel bir temenni gelmiş. Biz de Adalıyız, bizim de Maltepe'miz 3. Lig'de. Buradan Ali Kaptan ve Tamay Tınaz ailesi de Karagümrüğümüze başarılar, Maltepe Spor'u unutmayalım demiş. Saygılar yollamış değerli başkan. Evet, bu mesajlardan sonra Karagümrüğün özellikle yapılanmasında biz Hüseyin Hoca'dan bahsettik. Genç bir adam çıkartma şansı buldu. Nasıl bir teknik kadro, kimler var, teknik direktörümüz kim? Ve iç ve dış transferde politikanız neler oldu? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Peki, tabii. Öncelikle Hüseyin Hoca ve ekibine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir başarı elde ettiler. Hem grupta şampiyon oldular hem de playoff'ta Büyükçekmece'yi yenerek şampiyon oldular. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Tabii yeni bir yönetim, yeni bir oluşum. Üçüncülük ve ben şunu söylemek istiyorum. Futbolda hiçbir zaman iki kere iki dört etmiyor ama biz iyi bir kadro oluşturduk. Sayın Ercüment Coşkundere ile anlaştık. Tercihimizi Ercüment Hoca'dan yana kullandık. Ya bu yönetim kurulu tarafından alınan bir karar zaten. Gönül isterdik Hüseyin Hoca ile devam edelim. Evet, gayet ama, doğaldır. Canım, evet. Sorun yok yani, çok büyük bir sorun yok. Hüseyin Hoca Nebetçi Hoca gibi çok... nasıl Fatih ilçesinde, buyurun. Yok, çok teşekkür ederim. İlk maçta da onurlandırdı, geldi. Silivri maçında da izledi takımı. Samsun Spor'u bir dönem çalıştıran, Malatya Spor'da bir dönem görev yapan Sayın Ercüment Coşkundere ve ekibiyle anlaştık. Takımda ki oyuncuların tamamı transfer. İçeriden oyuncu tutamadık. Şu sebeple bize geçen yıldan kalan yaklaşık işte kontenjanı biliyorsunuz 3. Lig'de yaş sınırlaması var. 88 ve üzeri oynuyor. Bizim çok istediğimiz oyuncuların çoğu 83 altında kaldı. Özellikle işte Turgut'u çok istiyordu kalmasını. Tabii gelen teknik kadronun tercihi doğrultusunda transferler yapıldı. Dün itibariyle 30 kişiye tamamlandı. Aslında bütün evet. Kamp döneminde 22 kişiydi kadromuz. Ama hocamızın
da olsa bir de genç oyuncu istediğinden 94-95 doğumlu 5-6 tane daha oyuncu takımın içerisine katıldı ve 30 kişilik bir transfer. Tamamı yeni. İçeriden geçen seneden oyuncu yok. Çok istediğimiz birkaç tane oyuncuyla anlaşamadık. Takımda şampiyon kadrodan 2 oyuncu 2. lig B kategorisine Güngören Spor'a transfer oldu. Diğer oyuncular da tercihlerini değişik amatör kulüplerden yana kullandılar. Biz yaklaşık 30 kişilik bir kadro oluşturduk. Şu anda tabii ki takımında bir uyum süreci var. Hepsi yeni, farklı farklı takımlardan. Bu süreci evet. daha da kısaltmak için aynı takımdan 2 oyuncu, 3 oyuncu transfer ederek aynı birbirlerini tanıyan oyuncuları bir araya getirmeye çalıştık. Ercüment Hoca nezaretinde devam ediyor çalışmalar. İnşallah bu hafta işte ya Allah bismillah deyip ilk maça evet. çıkacağız. Evet başkan. Evet Sayın Tulis, özellikle hazırlık dönemini yakından takip ettim. Biraz sonra da iki tane müsabakanın görüntülerini, o güzel gollerini, başkanın da güzel bir röportajını almışsın tribünden. Peki şu ana kadar hazırlık müsabakaları seyri nasıl buldun Karagümrük? Söylediğim gibi Vefa Stadı'nda 3 maç yapıldı. 3'ünü de seyrettim. Dediği gibi takım yeniden kuruldu başkanım dediği gibi. O Topçay'ın bir araya gelmesi anlaşmış durumdalar şu anda. Güzel, ben izlemim güzel. Uyum güzel. Bu takımda ışık var. Diyorsun. Takımda ışık var. Ben onun yanında şimdi bir de başkanıma, yönetime şunu sorayım. Hep kafamda şimdiye kadar. Gelen yöneticiler hep hani önüne bakıyor. Uzağa hiçbiri pek görmedi herhalde. Hani isterdim ki şimdiye kadar Karagümrük'e gelen yönetim yani bir sultan çiftleri uzak bir yerden bir arazi arsa alıp da orada bir tesis yapıp işte ne bileyim ben orada tesisleşme açısından. Evet. Tabii orada ne bileyim orada bir sınat yapar, top sahası yapar, orada yatıp kalkar. Yani daha iyi olur. Öyle bir düşüncesi var mı başkanımın? Güzel bir soru. Aslında can damarı bu. Evet. Bence çok büyük hedefler koymaktan önce tesisleşme. Hele hele Karagümrüğümüze o kadar çok yakışır, o kadar çok ihtiyacı var ki. Böyle bir düşünce var kesinlikle, mı Sayın Başkanım? Kesinlikle size katılıyorum. Halim abiye de çok teşekkür ediyorum. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Yani biraz önce söylediğimiz gibi çok köklü bir kulüp. 86 yıllık bir kulüp ama bir dikili ağacı olmayan bir kulüp. Yıllardır maalesef, Karagümrük. Maalesef. Evet, bu dernek kulüp süreçleri hep yıllarca bir yıllık, iki yıllık yönetimler oluşturuldu. Ama geleceğe yatırım yapılmadı. Biz alım şirket yaparken aslında bunları düşünerek bu kararı aldık ve şimdi Milli Emlak'tan yer arıyoruz. Özellikle Arnavutköy bölgesinde, Çatalca bölgesinde. Oralara bize uygun, eğer bir yer tahsis edilebilirse ki talebimiz var. Bu yönde ciddi araştırmalar yapıyoruz. Yani bunu da gerçekten laf olsun diye söylemiyorum. İstanbul Spor'un biliyorsunuz Tepecik'te. Evet, o kadar mutluyum ki İstanbul Spor'un başını sokacak orada. Büyükçekmece, Tepecik oraya bağlı olduğu için hemen Tepecik Spor'un tesislerinin arka tarafında. Neden olmasın Karagümrük? Sayın Turist bence çok anlamlı bir konuya değindi. Bu yönde bence devam edin. Sizin yönetiminizin geleceğe bırakacağı en büyük miras bu olabilir. Evet. Tarihe geçebilirsiniz yani. İnşallah. Ya inşallah o yönde çalışmalarımız var. Tabii hemen kısa sürede olabilecek şeyler değil. Arazi alımı, yer tespiti, yerin sunulması bizim istememiz ama biz şu anda ciddi derecede araştırma yapıyoruz. Bu yönde Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Bey'in Arnavutköy Belediyesi Kulübü Başkanı Ercan Üner'in bize çok ciddi destekleri var. O yönde çok ciddi yardımları oluyor. İnşallah bir yer tespitiyle bir Milli Emlak'tan yer tahsisi sağlayabilirsek bunu düşünüyoruz ve yapacağız. Evet. Yani çünkü bunu yapmak zorundayız. Yer yok. Ben 2006 yani, yılında geldiğim zaman çok özür dilerim. O zaman 2. ligdeydik. Bir önceki sene takım Bank Asya'daydı. Yani bugünkü PTT 1. ligdeydi. Evet. Evlerde kalıyordu oyuncularımız. Bugün ben buradan tekrar teşekkür ediyorum Sayın Mustafa Demir'e. Tesislerimiz yapılıyor. Konaklama tesislerimiz yapılıyor. Yani 24 kişi, 28 kişi civarında oyuncuyu orada barındırabileceğimiz bir tesis yapıyor şu anda kendileri bize. Biz hala hazırda Hadımköy tesislerinde. Yani sizin çok büyük katkılarla yaptırdığınız. Evet. Buradan size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Orada resimlerinizi gördüğüm zaman da hem hocalarıma hem de oyuncularıma diyorum ki işte bu tesisler Mehmet Çelik sayesinde yapılmıştır. Onun